Bugün 20 Şubat günlerden çarşamba ajandayla karşınızdayız efendim. Ben Eda Cabul. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktaracağız ama önce özetler. MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti İl Başkanlığı'nın listeyi İl Seçim Kurulu'na geç vermesi nedeniyle belediye başkan adaylığı riske girdi. Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde operasyon yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu trafik kazasında çevrede korkulu anlar yaşandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye meclis üyelikleri listelerinin açıklanmasının ardından CHP il ve ilçe örgütünde bu konuda var olan huzursuzluk ciddi boyutta tartışmalara neden oldu. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'nin konuğu olan Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, kentin kalkınması ve gelişmesi için yatırım yapmak isteyen her insanın önünü açacağız dedi. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Türkiye genelinde yapılan operasyonlar kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 12 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tarsus ilçesinde sahiplenilmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek beslediği belirlenen kişiye 7.802 lira para cezası kesildi. Anamur ilçesinde belediye tarafından eski ahşap köprünün yanına inşa edilen Şehit Yüksel Alçın Köprüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin limon ihtiyacının %65'ini karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde Ocak'ta bitmesi gerekirken Şubat ayının ortası gelmesine karşın hasadı tamamlanmayan limonun %30'u hala dalda kaldı. MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanlığı'nın listeyi İl Seçim Kurulu'na geç vermesi nedeniyle adaylığı riske girdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti İl Başkanlığı'nın listeyi İl Seçim Kurulu'na geç vermesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı riske girdi. Başkan Kocamaz'ın adaylığının riske girmesini sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer Burhanettin Kocamaz'a destek vermek için Büyükşehir Belediye binasının önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresindeki partililer Kocamaz lehine sloganlar atarak bu duruma tepki gösterdi. Kocamaz senin kimseyi var! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından belediye binasına gelerek balkon konuşması yaptı. Kocamaz, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek sözlerine şöyle devam etti. Değerli arkadaşlar, bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben hepinizi sükunete davet ediyorum. Lütfen. Bizim kavgayla dövüşle işimiz yok. Biz bu kente gönüller yapmaya geldik. Bizim yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler kumpas üstüne çalışıyor. Yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Allah beraberini versin. Dinleyelim arkadaşlar. Maalesef içimizden vurulduk. En önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosyayla ilgili
yetki üzerinde olan vatandaş sanki özellikle saat 5'ten sonra dosyayı oraya götürüyor. Hatırlarsanız bundan yaklaşık 1-1,5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada sakin olun göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak demişti. Demek ki böyle bir plan varmış. Ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz'ın başını eğmeye hiçbir güç yetmiyor. Bugüne kadar ne ihanetler gördük. Ama böylesini hiç aklımızın ucundan bile geçirmedik. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Sakin olun. Ya bir kapı açacağız, İnşallah. Ya bir yol açacağız İnşallah. Ve hedefe mutlaka ulaşacağız. Yıldır bu görevi yapıyoruz. Burada birkaç balkon toplantısı daha yaptık. Daha çok yapmayın. Ve 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Ama şunu bilsinler ki bu ömür bu millete feda. Bir kere daha rahmetli Namık Kemal'in ifadeleriyle malum odaklara sesleniyorum. Felek bütün esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahveyim millet yolunda bir arkadaşlar. Bizden gelecek cevabı sakince beklemenizi istiyorum. Rahat olmanızı istiyorum. Biz bitti demeden Burhanettin Kocamaz'ın açıklamalarının ardından Hamit Tuna da bir basın bildirisi yayınladı. Dilerseniz onu şimdi sizinle paylaşalım. "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimleriyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nca 13-12-2018 tarih ve 1105 sayılı kararıyla seçim takvimi yayınlanmıştır. Söz konusu seçim takvimi uyarınca büyük şehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 48. maddesi ve 2972 sayılı mahalli idarelerde mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunun 12.3 maddesi gereğince belirlenmiştir. Bu usuller gereğince partiler listelerini 19 Şubat 2019 Salı günü en geç saat 17'ye kadar il seçim kurullarına teslim etmek zorundadırlar. Yasal mevzuatlarda belirlenen sürelere İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından uyulmaması ve söz konusu listelerin 19.02.2019 günü itibariyle saat 17'ye kadar il seçim kuruluna teslim edilmemesi sonucu il seçim kurulunca İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin karar verilmiştir. Bu süreçten sonra Sayın Burhanettin Kocamaz tarafından şahsıma yönelik karalama kampanyaları başlatılmıştır. Bir yandan gecikmeden kendi parti yönetimini içimizden vurulduk sözleriyle suçlarken, diğer taraftan da gecikmeden şahsım sorumluymuş algısı oluşturma gayreti içine girmiştir.
Sayın Kocamaz gelişmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı açıklamada şahsımın yaklaşık 2 ay önce bir salon toplantısında göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak şeklinde bir söylemde bulunduğunu iddia etmektedir. Kocamaz'ın şahsi bir yanı siyasi yaşantımda da asla bu gibi söylemlerde bulunmadım. Sayın Kocamaz, mensup olmaktan gurur duyduğum partimizden istifa etmeden İYİ Parti'den aday olur mu şeklinde yöneltilen sorulara bile aday gösterilmediği için başka partiye gitmez. Göreceksiniz, özellikle sizin dediğiniz gibi İYİ Parti'den aday olmaz çünkü Kocamaz cenazem 3 hilalin altından çıkacaktır beyanında bulunan kişidir. Dediğim doğrudur. Ama Sayın Kocamaz bu konudaki sözlerimi yanlış anlamış veya anlamak istediği gibi yorumlamış olacak ki bu tür bir söylemle bizi hedef göstermeye çalışmaktadır. Bu süreci ihlalden kaynaklı göstermek insanların aklı ve zekasıyla alay etmektir. Biz adaylık müracaatımızı 18 Şubat 2019 tarihinde yaparken yani son güne bırakmazken neden Sayın Kocamaz son güne ve son dakikaya bırakmıştır? Biz bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da hiçbir söylentiye, hiçbir dedikoduya kulak asmadan kentimizin geleceğine yapacağımız hizmetleri anlatarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kimse bizi Mersin'imize hizmet sevdamızdan yıldıramaz ve vazgeçiremez. Dün yaşanan olayları ve bu olaylara bağlı şahsıma yönelik asılsız ifadelerin yorumlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. 31 Mart sabahına kadar gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışacak ve bu yarıştan galibiyetle ayrılacağız. Bizi bu yoldan ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm vatandaşlarımız rahat ve bizden emin olsunlar. Her ne olursa olsun kazanan Mersin olacaktır. Bizim gönlümüz Mersin, aklımız hizmet, yolumuz hak ve hakikat yoludur. Saygılarımla, Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna. Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Atayurt mahallesinde çilek tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan Halil İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33KEE22 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kaza nedeniyle minibüs yan yattı. Kazada minibüste bulunan işçilerin bir kısmı yola sarılırken bir kısmı da araç içinde sıkıştı. Olayın 112 acil servis ekiplerine haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken yaralılara ilk olarak çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlar yardım etti. 112 acil servis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla adeta zamanla yarışıldı. 112 ekipleri ilk olarak aciliyeti bulunan yaralılara müdahale etti. Müdahale edilen yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakınları vefat edenlerse müdahaleleri çaresizce izledi. Kazada yakınlarını kaybedenler cenazelerinin başında ağıt yaktı. Aracın sürücüsü Halil İbrahim Yıldız, aracın sağ çektiğini, yanında bulunan minibüse vurmamak için aracı kurtarayım derken yol kenarında bulunan istinat duvarına vurarak aracın yan yattığını söyledi. Kaza nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik aralarında Mersin'de olduğu 11 ilde operasyon düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik aralarında Mersin'de olduğu 11 ilde operasyon yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin kazanmış oldukları yüklü miktarlardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları da tespit edildi.
Polis ekipleri gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar yaptı. Adana merkezli, Mersin, İstanbul, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'ü kadın 107 kişiye ulaştı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere de incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemede bahis çetesinin kullandığı 1500 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Polis şüphelendiği 1242 hesabı mercek altına aldı. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753.500 lira, 2.155.000 lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34.911 liralık gayrimenkule de el konuldu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı. Bahis çetesinin liderliğini yapan 44 yaşındaki R.O.'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin lira gelir elde eden R.O.'nun hesaplarını kullandığı kişilere de aylık 5 bin lira ödeme yaptığı, bir kişinin farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu belirlendi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara bloke kondu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu kaza çevrede korku dolanlar yaşattı. Çevrede bulunan şoför Murat Adıgüzel'e yardım ederek araçtan çıkartırken kaza yerine çekici çağrıldı. Olay yerine gelen çekici devrilen kamyonu olduğu yerden kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu trafik kazasında çevrede korkulu anlar yaşandı. Kaza Tarsus Altaylar Mahallesi Gazi Paşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Murat Adıgüzel yönetimindeki kamyon kontrolden çıktı. Adıgüzel kamyonu hızını düşürerek kontrol altına almaya çalıştığı sırada yolda iki ayrı elektrik direğine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada kamyonet devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar Murat Adıgüzel'e yardımda bulunarak araçtan çıkartırken kaza yerine çekici çağrıldı. Olay yerine gelen çekici devrilen kamyonu olduğu yerden kaldırarak trafiğe geçiş verdi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Biz son dakika gelişmesi bilgi aktaralım size. İyi Parti'den aday olamayan mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacağını bildirdi. Devam edelim bültenimize. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye meclis üyelikleri listelerinin açıklanmasının ardından CHP il ve ilçe örgütünde bu konuda var olan huzursuzluk ciddi boyutta tartışmalara neden oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye meclis üyelikleri listelerinin açıklanmasının ardından CHP il ve ilçe örgütünde bu konuda var olan huzursuzluk ciddi boyutta tartışmalara neden oldu. Belediye meclis üyelikleri listesine karşı çıkan bazı partililer Tarsus'ta CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in billboardlardaki afişlerini parçaladı. İddiaya göre Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdağ'ın hazırladığı belediye meclis üyeliği listesinin Tarsus CHP ilçe örgütü tarafından engellenmesi üzerine bir grup partili Haluk Bozdağ'ın hazırladığı listeyi elden Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne ulaştırdı. Bu gelişmenin ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Vahap Seçer'in hazırladığı başka bir listenin de CHP merkezine ulaşması listeler savaşı başlattı. Tarsus'ta Vahap Seçer ve Haluk Bozdağ'ın ortak seçim bürosuna giden bir grup protestocu partili kızgınlıklarını seçim bürosunu tahrip ederek Vahap Seçer'in bürodaki ve yakınlardaki billboardlarda bulunan afişlerini yırtarak gösterdi. CHP Genel Merkezi'nin Haluk Bozdağ'ın listesini kabul etmesi gerektiğini belirten partililer, Ali Mahir Başarır, Vahap Seçer ve CHP İlçe Başkanı Ali İlkes seçim bürosu önünde attıkları sloganlarla tepki gösterdiler.
Tarsus, CHP'de yaşanan belediye meclis üyeliği liste tartışmasında parti genel merkezinin Haluk Bozdağ'ın listesini kabul etmemesi durumunda CHP Tarsus adayı Bozdağ'ın CHP'den istifa ederek DSP adayı olarak seçime gireceği iddia edildi. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'nin konuğu olan Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, kentin kalkınması ve gelişmesi için yatırım yapmak isteyen her insanın önünü açacağız dedi. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'nin konuğu olan Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, kentin kalkınması ve gelişmesi için yatırım yapmak isteyen her insanın önünü açacağız dedi. Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Hamit Tuna, kenti geleceğe taşıyacak projelerini anlattı ve görüş alışverişinde bulundu. Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bekir Topçu'nun da hazır bulunduğu toplantıda söz alan Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarımızın hazırladığı projeler ve yatırımlar bizleri heyecanlandırıyor ve umutlandırıyor dedi. Bizim kentimizin bir abiye ihtiyacı var. Biz gençleri, girişimcileri toparlayacak, beraber hareket edebileceğimiz, cesaret alıp güçlü enerjisini arkamızda hissedebileceğimiz bir başkana ihtiyacımız var. Bizim yatırımlarımızı rahatlıkla yapabileceğimiz, gönül rahatlığıyla yanına gidip sorunlarımızı anlatabileceğimiz bir başkana ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'nin vizyoner bir yapı olduğunu belirterek gelişmeye açık böyle bir yapıyla 31 Mart'tan sonra kenti birlikte yönetmeye talip olduklarını söyledi. Kenti biliyoruz zaten il başkanlığı döneminden ve partimizin iktidar olduğu dönemde bu coğrafyanın her noktasında ayak izimiz vardı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Allah'ın verdiği bütün güzellikleri içinde barındıran bu kente neler yapacağız? Sağlık, eğitim, gençlik bu devam. Üstüne su, güneş, toprak, çevre, çocuk ve kadını koyacağız. Bütün ilçelerde, Toroslardaki gibi eksik olan sağlıkta, eğitimde bir şehrin aslında hizmet noktasındaki en özellikle en önemli durumu plandır. Plandır bir kenti büyüten ya da küçülten ya da stabil kılan. Planı doğru yaparsanız doğru şekillendirirsiniz. Kenti ne yapacaksınız ona karar vermeniz lazım. Hangi yönde geliştireceksiniz? Genelde kentler doğusu, şöyle bakın, doğusu sanayi ağırlıklı, üretim ağırlıklıdır. Batı yerleşim yerleridir. Her kent böyledir. Batıya doğru yerleşim, doğuya doğru üretim ve sanayi kesimleri yer alır. Bütün şehirlerde mantık budur. Onun için bu kenti ne yapacağımıza, hangi yönde ağırlık kazandıracağımıza bakmamız lazım. Bu kentte yatırım yapacak her insanın önünü açacağız bir kere. Hiç beklemeyeceğiz. Plan anlamında bekletmeyeceğiz. İyi ilişkilerle, bizim uzlaşmacı bir yanımız var. Öyle burnu havalarda olan bir insan değiliz. Kent kazansın, biz mütevazilik yaparız. Gideriz ona. Bir şekilde bir yerden bir bağlantı kurarız. Kent için. Başka bir şey için de, kendimiz için de. Kentte yatırım yapacak adamın önünü tıkamayacaksınız. Mersin GİAD bizim için çok önemli. Vizyonel. Biz de onu söylüyoruz. Olduğumuz yeri çizip küreselleşen dünyanın değişen düzenine ayak uyduran, gelişmelerin her türlüsünü takip eden yanımızda olduğumuz yeri çizip yeni hedeflere koşan ama bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerden de asla taviz vermeyen yanımızda. Zaten Cumhur İttifakı'nın özü budur. Vatan, millet, bayrak, milletin değerleri, tarih, şuuru, milli kültür. Bu değerler bizi millet yapıyor. Bunlar ödün vermeyen yanımızda gelişmeye açız. Ve gelişmeye açıp böyle bir yapıyla birlikte bu kenti yöneteceğiz. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik 2010'daki komiser yardımcılığına geçişine ilişkin Türkiye genelinde yapılan operasyonlar kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 12 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Türkiye genelinde yapılan operasyonlar kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 12 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili Türkiye genelinde 12 Şubat tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda Mersin'de görev yaptığı esnada bu sınavı kazanan 14 şahıstan 12'sinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. İki zanlı hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin bulundukları illerden alınarak Mersin'e getirildikleri kaydedildi. Açıklamada ayrıca diğer illerin soruşturmaları kapsamında Mersin'de ikamet eden 16 şüpheliden 14'ünün yakalandığı, 2 şahıs hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen komiser yardımcılarından 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bir kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bültenimizin sonuna geldik efendim. Spordaki gelişmeleri aktarması üzere Neslihan Akyol'a bağlanıyoruz. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu günler İçer TV izleyenleri. Sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. Çarşamba günü demek, hangi takım hangi takımla karşılaştı, kaç gol attı demek. Kısaca çarşamba günleri haftanın sonuçlarını sizlerle paylaştığımız gün. Bültenimize Mersin Süper Amatör 25. hafta sonuçlarıyla başlıyoruz. Kuvayi Milliye Spor 7, Tarsus Yıldırım Spor 1, İdman Yurdu 1925-0, Toroslar Belediye Spor 1, Anamur Belediye Spor 0, Mersin Büyükşehir Belediye Meski 2, Akdeniz Belediye Spor 1, Gülnar Belediye Spor 1, Homurlu 1951 Spor 4, Anamur Muz Spor 0, Mersin İdman Yurdu 0, Tarsus Belediye Spor 0. Haftanın ilk karşılaşması Erdemli Belediye Spor Mersin Yol Spor maçı ertelendi. Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. Toplu sonuçlar şu şekilde. Tetiş Yapı Elazığ Spor 1, Gençler Birliği 2, Hatay Spor 1, Adana Demir Spor 1, Ümraniye Spor 2, Balıkesir Baltok 0, Altay 1, Bolu Spor 0, Altınordu 1, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 0, Osmanlı Spor 3, Kardemir Karabük Spor 0, Adana Spor 1, İstanbul Spor 1, Afşet Afyon Spor 3, Giresun Spor 2, Eskişehir Spor 1, Abalı Denizli Spor 1. Birinci ligin ardından Spor Toto Süper Lig'e dönüyoruz. Süper Lig'de 22. hafta Yeni Malatya Spor Beşiktaş maçıyla açılırken önceki gün oynanan Antalya Spor Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi. Haftanın sonuçları geliyor ekranlarınıza. Evkur Yeni Malatya Spor 1, Beşiktaş 2, Akhisar Spor 0, MKA Ankara Gücü 0, Bursa Spor 0, Çaykur Rize Spor 2, Fenerbahçe 1, Atiker Konya Spor 1, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 4, Demir Grup Sivas Spor 2, Trabzon Spor 0, Aytemiz Alanya Spor 2, İstikbal Mobilya Kayseri Spor 2, Göztepe 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 4, Antalya Spor 0, Medipol Başakşehir 1. Ve basketbola dönüyoruz. Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta tamamlandı. Sonuçlar ise şu şekilde. Orman Genel Müdürlüğü Orman Spor 88, Kırçiçeği Bodrum Basketbol 38, Gündoğdu Adana Basketbol 80, Galatasaray 94, Bellona Kayseri Basketbol 106, Samsun Canik Belediye 81, İzmit Belediye Spor 65, Mersin Büyükşehir Belediye 94, Çukurova Basketbol 120, İstanbul Üniversitesi 46, Beşiktaş 69, BOTAŞ 70, Fenerbahçe 100, Hatay Büyükşehir Belediye 65. Sosyal medyayla devam ediyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusu Gökhan Töre paylaştığı antrenman videosuyla ne kadar formda olduğunu taraftarlarına gösterdi. Bravo. Bravo. Haydi. Bravo.
Harika. Tam zamanı, bravo. Kagawa çılgınlığı devam ediyor. Babadan oğula geçen Beşiktaş sevgisi içinizi ısıtacak cinsten. Aşkım, Beşiktaş'a Kagawa gelmiş. Düşüncelerini alalım. Evet. Kagawa senshu, Beşiktaş'u niye okoso? Nihon ichi no Beşiktaş fan toshite, Kagawa senshu no kore kara no katsuyaku o negatte, Beşiktaş'u uchiryou yorimasu. Sore dewa, Keiji. Bir, iki, üç. Beşiktaş. Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Kim demiş futbol yalnızca erkek oyunudur diye? İzleyeceğiniz bu videodaki küçük kız ben futbolcuyum diyen nicesine taş çıkartır. Gelin. Sporun her branşını seviyoruz. Bilardo'da şöyle güzel bir jesti kim istemez? Bültenimizi üzücü bir haberle noktalıyoruz. Fenerbahçe'nin ve A-Milli takımın eski futbolcularından Abdullah Çevrim vefat etmiştir. Sevenlerinin ve tüm spor camiasının başı sağ olsun. Gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın.